Horror Vaksin'den herkese merhaba. Merakla beklenen soru cevap videolarımızın bir yenisiyle sizlerle beraberiz. Yanımda değerli dostum Serdar Ural var. Kameranın arkasında da her zaman gibi Doruk bize soruları soracak. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden sorularla karşınızdayım. Bekliyoruz. Yeni bir Omega tanıtıldı biliyorsunuz. Chrono Chai modeli. Takipçilerimiz bu yeni modelle ilgili düşüncelerinizi merak etmişler. Aslında iki tane model var. Sen de biliyorsun. Bir tanesi Speedmaster, diğeri de Olympic diye bir model. İkisi de aynı kalibreyi kullanıyor. Editoryal açıdan bakacak olursak sonuç itibariyle split second yani ayrık saniye kronograf fonksiyonunu minute repeater yani dakika tekrarlayıcı fonksiyonuyla aynı çatı altına toplayan bir kalibreden bahsediyoruz. Elden kurmalı bir kalibre. Gerçekten çok özel bir kalibre. Aslında Omega'nın bir nevi gövde gösterisi. Biz evet, böyle bir şey de yapabiliyoruz yani. Diyorlar. Tabii ben çok da fazla yorumlayamıyorum. Horolojik manada çok üst düzey bir kalibre, üst düzey bir iş olduğunu kabul etmekle birlikte aklım 450 bin franklık fiyattan bir türlü uzaklaşamıyor. Yani öyle bir para bu işe harcayabilecek durumda olsam Olympic taraftakini tercih ederdim. Çok özel bir saat. İlk defa yapılan bir komplikasyon. Başarılı bir çalışma bence. Peki ben o zaman burada sen arada sırada yaparsın sana bir ters köşe yaparak sorayım. Sen her zaman bir minute repeater almaktan bahsederdin. Hayalinin bu olduğundan da bahsederdin. Söylediklerinden az buçuk anlamakla birlikte bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sen alır mıydın bunu? Ya da senin minute repeater arayışına bir çare olur mu? Ya olmaz. Niye olmaz? Çünkü bu bir hani minute repeater diyorlar ama benim kafamdaki minute ya daha doğrusu horoloji dünyasının içindeki minute repeater algısını bozmak için yapılmış bir model zaten bu. Evet. Yani biz bunu da yapabiliyoruz. Yani aynı saat bir şekilde saati de çınlatabiliyor olsaydı bir şekilde bilemiyorum yapılabilir mi yapılamaz mı o zaman bu şey oldu. Ultimate böyle acayip bir noktaya gelirdi ama bugün ben yani 400 bin frank verip bir minute repeater tercih edecek olsam bunu tercih etmem yani. Ben de minute repeater gibi klasik bir komplikasyonun Omega Speedmaster gibi bir profesyonel tool watch'ta kullanılmasını yani biraz garip oraya buldum. Oraya bence hiç girmeyelim çünkü yani, o videoyu bitirir. Yani baktığın zaman Omega bu tarz bir komplikasyonla eşleşmiş bir marka değil. Yani bugün işte Perpetual Calendar kronograftan bahsediyorsak aklımıza Patek Philippe'den başka şey gelemez. Çünkü bu adamlar bunu 45-50 sene önce yapmış. Onu yaptıktan sonra çok uzun bir süre hiçbir marka bunu yapmaya kalkışamamış falan filan. Yani mesela Omega dendiğinde eğer komplikasyon konuşuyorsak ki komplikasyon olup olmadığı da tartışılır. Central Tourbillon. Evet. Omega ile bence eşleşmiş, böyle bağdaşmış bir özellik tercih ederim. O da bence Central Tourbillon diye katılıyorum. Düşünüyorum. Yani. Kesinlikle. Yeni 3 kollu Patek Philippe Nautilus modelleri tanıtıldı biliyorsunuz. Ve onlar için daha öncesinde sizin kesinlikle altın olacak gibi bir söylemeniz vardı. Evet. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz ve ilerisi için farklı tahminleriniz neler? Nautilus'u farklı bir yüze çevirmek zorundalardı. 30 bin dolara aldığınız saat Grey Market'te ikinci el piyasasında 100'lü 200'lü rakamlara doğru gidiyordu. 200'lere yaklaşmışlar. Madem öyle bir değer kazanacaksın, yani sen bir saat kullanıcısı olarak, müşteri olarak bu parayı verir, o zaman vereceksin 85 bin dolara. Ondan sonra bu değeri almaya hak kazanacaksın. Bilmiyorum yani ilerleyen günlerde artık bu Nautilus tarafında bir şey beklemiyorum ama bence artık Patek Philippe koleksiyonu erkek tarafını düşünürsek Aquanaut giriş seviyesi oldu. Hı hı. Onun da hani kaderi ne olur bilemiyorum. Yakın zamanda onunla da ilgili bir şeyler duyarız. Olabilir. Orta segmentte onlar da işte Nautilus oldu. Eğer benim yine kehanetim doğru çıkar çelik modelleri komple kaldırırlarsa o zaman ne oluyor? 80 bin frank 80 bin eurodan başlayan bir koleksiyon oluyor. Dolayısıyla orada da eğer sen hani diyorum ya ikinci elde Grey Market'te bir değer elde edeceksen önce 80 bin euroyu vereceksin gibi bir şey ortaya çıktı. ETA veya Sellita gibi aynı mekanizmayı kullanan iki farklı saatin mekanizma parçaları birbirine uyumlu mudur? Bilmiyorum galiba bu takipçimiz saatleri modifiye etmeye çalışıyor. Olabilir. Yani aslında bazı parçaları uyumludur, bazı parçaları değildir. Onu söyleyebilirim. Neden? Çünkü rotor gibi veya gövde parçaları, köprü gibi yerlerde bazı kişiselleştirmeler ya da firmaların kendilerine özel uyguladığı teknikler olabiliyor. Bunlar da o iki parçanın birbirinin yerine uymaması gibi durumlarla karşılaşılmasına neden olur. Mimari açıdan evet aynı kalibreleri, aynı komponentleri kullanırlar ama belli bir yere kadar. Tamamen her şey birbiriyle interchangeable değildir yani. O halde sıradaki sorumuza geçelim. Geçelim. Bugünkü koleksiyonunuzda hiç Rolex olmadığını varsayarak sadece bir model seçseniz ne olurdu? Aslında Submariner diyesim geliyor ama yani hani bir GMT Master 2 de çok seyahat eden biri olarak işte o gittiğimde geldiğimde saati ayar mayar yani benim bugünkü hayat düzenime muhtemelen GMT Master 2'yi tercih ederdim sanki. Yani her ne kadar Submariner tarafında olsam da daha mantıklı düşünerek GMT Master 2'yi tercih edebilirim. Burak Bey?
Şimdi koleksiyonda hiç Rolex yok olarak bakıyoruz soruya. Tek bir Rolex alma hakkınız tek var gibi yorumladım. Tek Rolex alma hakkım varsa 126.613 lunet blue, yani çelik altın, lacivert, kadran ve bezel mineral submarine alırım. Valla ben de 126.610 LN diyeceğim. Aradığım her şey tek bir saatte toplanmış. Sıradaki sorumuz, $500 bütçemiz var ve bir saat tavsiyesi istiyoruz. Müsaadenizi istiyoruz. Mekanik olsun, teşekkür ederiz. Bu arada gittikçe düşüyor tavsiyelerdeki şeyler. Çünkü gittikçe dolar artıyor. Evet. O yüzden bizim TL olarak bütçemiz sabit. Yani umarım yarın öbür gün $50 bütçeyle tavsiye isteriz. PRX alabiliyor musun? Maalesef. Onu da alamıyorum. PRX'i alamıyorsun. Yani burada aslında bizim Doruk'la çok sevdiğimiz, benim birçok arkadaşımı aldırdığım, hatta o kadar aldırdım ki en sonunda kendim de bir tane alacağım. Hamilton Keyaki Field 38 mm mechanical. Ah gerçekten. Gerçekten çok güzel bir saat. Yani bence şu an fiyat performans olarak alınabilecek en iyi mekanik saatlerden biri. PRX'i de eklemek isterdim ama maalesef o fiyat bandında değil. Geçenlerde incelemesini yaptığımız, hatta birer tane de kendimize aldığımız Citizen Tussiosa var. O da güzel bir saat ama yani Hamilton arkasında barındırdığı tarih açısından, military design'ından ötürü elden koymalı olmasıyla birlikte benim daha çok hoşuma gidiyor. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Alan herkes çok memnun. Soran arkadaşın da hoşuna gideceğinden eminim yani. Ben de Keyaki Field'ı alsınlar. Bir de üzerine lütfen bir kanvas kayış eklesinler. Gerçekten saatin kaderi değişiyor. Bir takipçimizin kolunda inceleme fırsatı yakaladım. Doğru. Bambaşka bir güzellikle karşı karşıyaydı. Pardon, hemen bir şey sormak istiyorum. Tamamen merakımdan. Şimdi kanvas kayış alsın diyorsun ya. Kanvas kayışı orijinal Hamilton mı yoksa... Dışarıdan mı alıyor? Hamilton'da biliyorsunuz NATO tipi hem kumaş hem deri kayışlar var. Hı-hı. NATO ile ilgili hiçbir derdim yok fakat saatin altından iki kat kumaş ya da deri geçtiği için aslında ince bir saat olmasına rağmen bilekte birazcık yukarıda yüksek durmasına sebep oluyor. Ve Keyaki Field da kasa yapısı itibariyle boynuzları uzun bir saat. Kalın bir kayış taktığınızda dahi herhangi bir konforsuzlukla karşılaşmıyorsunuz. Pekala, hem Burak Bey hem de Serdar Bey, ikinize bu soru yöneltilmiş. O kadar saatiniz var. Yine de Citizen Tussiosa kullanıyorsunuz. Bu konuda eleştiri aldınız mı ve neden diye bir soru eklemişler. Ya şöyle söyleyeyim, hani eleştiri aldın almadın. Yani çok saatim var, bir sürü saatim var. Takıyorum, ediyorum. İki tane de oğlum var, ellerinizden öper. Biri 18, biri 16 yaşında. Bu kadar saatin içinde sormadılar. İki tane saati baba bu ne diye sordular. Biri Moon's Watch. Evet. Pluto. Hı-hı. İkincisi de sarı kadranlı Tussiosa. Yani bu zaten keyfini yaşamakla alakalı bir şey. Evet. Ben Tussiosa takarken de keyfini yaşıyorum. Takdir de alıyorum, eleştir de alıyorum. Bunu aynı zamanda işte bir Patek Philippe takarken de başına gelebiliyor. Hı-hı. Aynı şeyler. Bence önemli olan duyguların peşinde koşmak. Yani Tussiosa bence gayet başarılı bir saat. Kolunda takıyorsun ve devam ediyorsun. Benim çok fazla saatim yok öncelikle. En azından Serdar'a kıyasla öyle söyleyeyim. Neden Tussiosa'yı takıyorum? Saat konforlu bir saat. Ayrıca şık bir saat. Benim hoşuma gidiyor. Abi, yani rahat, kolda mi? Rahat. Bir de şöyle bir şey var. Biz Serdar da ben de hani koleksiyoncunun ziyade saat meraklısını da bir kenara bırakalım. Editör insanlarız. Yani saatler hakkında editoryal bilgi vermek üzerine bir görevimiz de var aynı zamanda. Horabox'ı da bu şekilde zaten manage ediyoruz, bu şekilde işletiyoruz. Dolayısıyla ben bir saat editörü olarak Citizen'in Tussiosa ile birim fiyata ne kadar güzel bir iş becerdiğini görüyorum. Aynen. Her koluma taktığımda. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Aynı şey Tissot PRX için de geçerli. Aynı şey biraz önce tavsiye ettiğim Hamilton için de geçerli. Yani bunların iyi olması için pahalı olmasına gerek yok. Pahalı Aynen. saatlerim var diye ucuz ya da görece uygun fiyatlı saatleri beğenmeme gibi bir durum hiç yok. Yani ben baştan beri memnunum. Yoktu zaten. Hiç yani bizim yoktu. Yani bu basınla medya tarafıyla hiç ilgimiz yokken de yoktu. Evet, yani biz her şeyi öyle. Alıyorduk, her şeyi takıyorduk yani. Yeter ama ki bu kimlik bize çok daha fazlasını aynen gösterdi. Yani biz aynen kapıların aynen arkasını da görebildik. Gittiğimiz fuarlar olsun, senin yaptığın fabrika ziyaretleri, insanlar bunları gördüğü zaman aslında gerçekten birim bir paraya ne kadar güzel işler becerebildiğini anlıyor ve bunu takdir ediyor. Siz de takdir ettiğiniz bir ürünü kolunuzda görmek isterseniz kullanırsınız yani. Burak, bu sadece hani düşük, yüksek falan hani segmentle değil, alakalı değil. Benim hı-hı son aldığım Ulysses'lerden Diver X Skeleton'u düşün. Evet. Yani bence o da fiyatına göre aşırı doğru bir performans veriyor. Yani kıyaslaman gereken modeller fiyat baremleri 100 binlerde dolaşırken sen 25 bin verdiğin zaman değişik bir şey çıkıyor. Katılıyorum. Dolayısıyla katılıyorum. Bu senin tamamen yani değerlendirmen lazım. Alakalı bir şey yani. Sıradaki sorumuz biraz daha Burak Bey'i ilgilendiren bir konu. Neymiş bakalım? Kinetik ya da Eco Drive gibi mekanizmalarında bir bakım aralığı var mıdır? Varsa nasıl bir periyotta bu bakımları gerçekleştirmeliyiz? Kinetik ve Eco Drive'ın
Evet, bir bakımı aralığı var. Bunu tam olarak zaman olarak vermek zor. EcoDrive ışık enerjisiyle şarj olduğu için çok fazla oynar parçası yok. Muhtemelen sadece kapasitör dediğimiz bir nevi tekrar doldurulabilir bataryasının bitmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunu zaten düzgün çalışmayarak kullanıcısına bir şekilde bildiriyor. Bunun değişmesi gerekir. Kinetik'te yine bir rotor ve bir iki tane mekanik parça var. Bunların ne kadar zamanda aşınacağını açıkçası çok kestiremiyorum ama kapasitör mevzusu kinetikler için de geçerli. Kinetiklerin kapasitöründe de problem olduğunda yine saat eski performansında çalışmıyor. Bunu anlayabiliyorsunuz. Servisine gidip burada kapasitörlerin değişmesi gerekiyor. Ben bir ekleme yapayım. Seiko'nun meşhur bir 9T82 kalibresi vardır. Evet, biliyorum. O yıllar için marjinal bir saatti. Çok. Mesela o Türkiye'de bakım yapılamıyordu. Hatta ya dün Türkiye'den ziyade dünyanın hiçbir yerinde yapılamıyordu. Direkt fabrikaya gidip Japonya'da o saatin servis görmesi gerekiyordu. En azından o yıllar için durum öyleydi. Belki şu anda ülkelerdeki servislerin kapasitesi de artmıştır. Olmuş olabilir. Evet. Şu an benzer bir durum Seiko Astron için geçerli. Bir arkadaşım Astron'u servise gönderdi ve Japonya'ya gitti. Peki, sıradaki soruya geçelim vakit kaybetmeden. Safir kristal camda oluşan çizikler giderilebilir mi? Bence giderilemez. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle camdaki çiziği giderebilmek için çizik seviyesinde inceltmek gerekiyor. Safir çok sert bir malzeme. Korundum. Sentetik safir zaten en sert malzemelerden biri. Dolayısıyla bunu yapmaya çalışırken camı kırma şansınız %90 gibi bir şey. Yeni cam alacaksın. Yani bence... O, ben onun birkaç denemesini gördüm. Hiçbir şekilde başarılı olmuyor. Büyük şey oluyor. Yani, kırılıyor yani. Mümkün değil bence. Yani bence hiç denememekte fayda var yani. Vakit kaybetmeden sıradaki sorumuza geçiyorum. Paslanmaz çelik, beyaz altın, çelik ve gümüş saatler görüntü açısından birbirlerine oldukça benziyorlar. Bu konuda seçimimizi neye göre yapmalıyız? Teknik detaylarından biraz bahseder misiniz? Demişler. Ben ilk size ilk cevabı vereyim. Bütçenize göre yapmalısınız. Evet, ama kesinlikle. Çok teknik bir detay gerçekten. En önemli detay bu galiba. Evet. Ama sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Yani. Bütçenize göre yapın ya. Ya bir de tabii kullanım alanınıza göre işte çizilmesi olsun bilemiyorum. Yani altın saati kullanmak kolay değil. Her ortamda her şekilde takılabilecek bir saat de değil. Çeliğin zaten hani yaygınlığı bilemiyorum ki çok zor oldu yani buna nasıl cevap vereyim bilemedim. En azından böyle bir soru sorduğuna göre takipçimiz demek ki sarı veya pembe altında ilgilenmiyor. Beyaz altın diye özellikle belirtmiş. Tamam. Orada işte benzer hani renk olarak sanki uzaktan baktığında benzer şeye giriyor. Yani. Gümüş zaten çok az Tudor Heritage Black Bay dışında bildiğimiz bir gümüş bir saat yok. Benim en azından yok. Yani eskiden vardı ama güncel koleksiyonda ben de bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bunun da tabii zaman içerisinde patina alması, kararması gibi bir durum var. Hani bundan hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu ona göre karar vermesi gereken bir durum. Ben açıkçası gümüş bir takım olsa veya saatim olsa herhalde her gün parlatmaya kalkardım. Çok patine seven biri değilim. Bunun dışında platin tabii ki bütçe olayını tenzih ederek konuşuyoruz. Özgül ağırlığı en fazla olan metal. Evet. Dolayısıyla biraz da büyük bir saat takıyorsanız bayağı kolunuzda kendini hissettirecektir. Rahatsız edebilir. Çelik zaten bildiğimiz paslanmaz çelik saat endüstrisinde en fazla kullanılan metal. Bununla ilgili ekstra bir açıklamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Beyaz altın tabii yine renk olarak bu dört materyal içinde en bana göre sıcak parlayan metallerden biri. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama altın olmasından dolayı kendine has daha böyle ilginç bir parlaması, ilginç bir beyaz tonu var. Bu belki hoşa gidiyor olabilir, gitmiyor olabilir bilemeyeceğim. Ama şöyle bir durum söz konusu. Birçok marka beyaz altın versiyonları için o versiyona özel kadran gibi veya farklı böyle dokunuşlar ekleyerek en azından markanın meraklılarına bu saatin çelik olmadığını belli edecek unsurlar koyuyor. İşte bence söylenebilecek en önemli detay da bu. Yani eğer bu sorunun arkasında yatan sebep birbirine benzer yani aynı modelin çelik ve altın kasalısıysa mesela, orada çeliği tercih etmekte fayda var bütçe tarafında. Ama sen daha pahalı, daha güzel, daha özel bir saat istiyorsan orada altına gidebilirsin. Altında da bu tarz senin söylediğin şekilde bir ayrıştırıcı bir detay olan modeli seçmek lazım. Doğru. Katılıyorum. Bu haftalık soru cevap köşemizin sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz takipçilerimize bize ilettikleri sorular için. Yeni sorularını da sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bizlere iletmelerini rica ediyoruz. Ve sonraki videomuza kadar hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.